MHP lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve iki gazeteciye yapılan saldırıyla ilgili partisinin suçlanmasına sert tepki gösterdi. Bildik numara diyerek Selçuk Özdağ'ın kendine yönelik saldırı organize ettiğini söyledi. Özdağ'ın evinin balkonuna kamera yerleştirip organize ettiği saldırıyı görüntülettiğini de sözlerine ekledi. Ahmet Davutoğlu'na yönelik tepkisini dile getirirken ise 2015'teki genel seçim ve koalisyon görüşmelerini hatırlattı. Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkamazdı diye konuştu. Bir gazetecinin MHP hakkındaki parodi haberi gerçek sanıp canlı yayında yorumlar yapmasında sert sözlerle eleştirdi. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı için bildik numara dedi. MHP lideri saldırının saldırıya uğrayanlar tarafından organize edildiği yorumunu yaptı. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır. Hem Özdağ hem de bazı gazetecilere yönelik saldırılardan MHP'nin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi. Saldırılarda milliyetçi ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Amerika'daki başkanlık devir teslimiyle saldırıların aynı döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını ima etti. Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzük olmaz, hali kalmazdı. Bahçeli Esenyurt ilçe binasına yapılan baskını hatırlattı, HDP'nin kapatılması gerektiğini tekrarladı. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Nitekim HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. CHP'den bürokrat ve askerlere yönelen militan eleştirilerine de tepkiliydi. CHP yönetimi militan arıyorsa Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKPC ve PKK hayranları il başkanlarına bakacaklar. Kendisine Covid-19 aşısı yapan hemşirenin darp edildiği yönündeki parodi haberi de tiye aldı. Hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin başına ne geldiyse bana aşı yaptıktan sonra gelmiş olacak. Sokak aralarında gizlenen kalabalık bir grup bu kardeşimizi tek başına yakalayınca darp etmişler, komaya sokmuşlar. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülandam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum. Parodi haberi gerçekmiş gibi ekrana getiren gazeteciyi de eleştirdi. Sözde gazeteciye diyeceğim şudur. Nefret insan sağlığına zararlıdır. Kötü söz sahibine bumerang gibi döner ve hatta rezil eder.